rastladı ve onun üzerine yani diyor ki şimdiden diyor bak ne diyorlarmış helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız diyor ve eğer bu çözülmezse daha karanlık ve yeni siyasi cinayet. Değerli izleyiciler ben 1970'lerdeki ve 1990'lardaki cinayet salgınlarıyla Türkiye'nin bu noktaya cinayetlerle Çorum ve Kahramanmaraş ve Madımak toplu cinayetleriyle, katliamlarıyla ve kişisel siyasal cinayetlerle getirildiği iddiasındayım. Bu olay da öyle bir olaydır. Öyle basit bir olay değildir. Normal bir siyasal cinayet bile değildir. Ne demekse normal siyasal cinayetin normali mi olurmuş? Yani rakip filan partiden değil ya yani kendi parti içindeki bir hesaplaşma. Dehşet verici bir şey. Buyurun efendim. Şöyle hocam aslında normal sözünden kastettiğiniz bir ara Meral Akşener'de benzer başka bir şey söylemişti. Ha evet. Yani ya siyasal çatışmalar, öldürmeler, yaralamalar başka bir siyasal grup, evet, güç, evet, ideolojik bravo, motivasyonlu bir gücün bir militanı tarafından evet, gerçekleştirilirdi. Evet. Burada yani uyuşturucu çeteleri kullanıldı. Yani bir mafyatik yöntemle son derece pespaye, yani onursuz denilebilecek bir iş yapıldı. Ve kendi yani, arkadaşları. Çünkü ya 12 Eylül'de yargılandık hocam biliyorum yani insanlar kalktı evet ben yaptım dedi bu şeyi, bu eylemi ben yaptım. Şu nedenlerle yaptım. Hatta anlattılar. Siyasal olarak da savundular evet, yaptıkları eylemleri. Bu böyle değil. Kimsenin onur duyacağı bir şey değildir. Örneğin Haluk Kırcı'nın savunması vardır. Bahçeli Evler katliamı nedeniyle. Ben o geceden onur duymuyorum. Gurur duyduğum bir gece değil dedi. Kalktı. Evet biz yaptık dedi ama gurur duyduğum bir gece değil. Ölenler Türkiye İşçi Partisi üyesi, sosyalist gençlerdi, üniversite öğrencilerdi. Öldürenler de yine ülkücü, ülke ocakları yöneticileri, işte Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı gibi ülkücü hareketin militanlarıydı. Meral Akşener bunu kastetmişti aslında. O yüzden sizin normal, son derece doğru söylüyorsunuz. Normal bir siyasal cinayet de değil. Yeni bir yöntem uygulanıyor. Yani sokak çetelerinden, mafya gruplarına, adi suç örgütlerine, uyuşturucu torbacısı vesaire bilmem ne, çek senet tahsilatçısı, bar pavyon fedaisi gibi bazı ve tiplere öldürüyor, siyasi kimlikli kişileri öldürtmek. Onları ve kendi öldürmek. Ve kendi arkadaşları, evet, rakipleri de değil. Burada da kendi içlerinde, geçmişte de kendi içlerinde bu tip hesaplaşmalar olmuştur siyasal örgütlerin. Tabii, tabii. 12 Mart'tan sonra 1971'de 72'de ilk siyasal cinayet Ankara Kurtuluş Parkı'nda yine bir ülkücünün öldürülmesidir. O ülkücüyü de başka ülkücüler öldürdü. Doğru. Davadan döndü diye. Doğru. Yani ilk siyasal cinayet de odur. Yani şeyde 12 Mart sonrasındaki. Evet. Dolayısıyla orada bile bu yöntem kullanılmazdı. O bakımdan normal olup olmamak başka bir şey. Şimdi bir de suçlama dilekçesine bakalım hocam. Çok teşekkür ederim. Bu açıklama rica ederim. Doğru oldu. Evet. Bu 154 kişinin MHP ile derdiniz nedir diye sorulmasını istemiş bu 154 kişiden, mahkemeden. Yani verilen dilekçede MHP avukatları verdikleri dilekçede demiş ki bu isimleri çağırın MHP ile derdiniz nedir diye sorun. Yani çok tuhaf bir şey, komik bir şey ve bu listedeki kişileri bölücü, liberal, Marksist ve FETÖ'cü yapıların elemanları demiş. Benim için hem Marksist hem FETÖ'cü demiş. Ya bir kere bölücü ya, de, bölücü hayır, de demiş. Ya galiba yani şimdi bu iki kavram bir araya gelir mi? Ya hem Marksist hem FETÖ'cü nasıl olunabilir? Yani siyaset literatürüne de taklattırmışlar. Ya bu kadar büyük bir cehalet olmaz diğer yandan da. Efendim işte o şey kokteyl terörü vardı ya. Ya işte yok ama kokteyl ideoloji olmaz. İşte ha. Yani, kokteyl ideoloji olmaz. Kokteyl terörü bak, örgütler, bak hocam örgütler belki stratejik nedenlerle geçici işbirlikleri yapabilirler. Ki o kadar uç örgütler yapmaz, hiçbir zaman yapmaz, o da saçma. Ama kokteyl ideoloji olmaz, öyle bir saçmalık olmaz. Onu ancak istihbarat örgütleri ya da rakipleri iftira için uydururlar. Suç atmak, karalamak, kirletmek, lekelemek için kullanırlar. Dolayısıyla böyle bir saçmalık da var. Böyle bir saçmalık da var. Şimdi kalkıp FETÖ'cü diyor ya, Ergenekon davasından yargılandık, tutuklandık, hapis yattık. Ne diyorsunuz siz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani onlarla tarihsel bir husumet içindeyiz. Yani biz karşı karşıya, biz onlarla mücadele etmenin ve onlarla savaşmanın onurunu taşıyoruz. Bunlar işbirliği yaparken. Biz onlarla mücadele ediyorduk. Biz onlarla kavga ediyorduk. Biz onlarla savaşıyorduk.
Şimdi ittifak yaptığı Cumhur İttifakı'nın diğer partisi, büyük partisi AKP, FETÖ ile birlikte Cumhuriyet'i boğazlamaya çalışıyordu. Biz onlarla bunun kavgasını, mücadelesini verirken. Böyle yani ipe sapa gelmez, saçma sapan bir tutum içindeler ama bir değerlendirme yapmak istiyorum burada. Önemli olduğunu da düşünüyorum. Sinan Ateş cinayetinin örtbas edilmeye çalışılması, değerli seyirciler, bu kavramı bilerek kullanıyorum. Örtbas edilmeye çalışılmasından kastettiğim şu değil. Tetikçi lafı hani aşağılayıcı anlamında kullanılıyor. Tetikçi önemlidir. Yani geçmişte daha çok silahşör denirdi onlara. Yani 12 Eylül öncesinde. Yani ve silahı kullananlar sıradan insanlar değildi. Yani belli bir formasyona, niteliğe sahip, bir ideolojik donanıma sahip, kültürel donanıma sahip isimlerdi bunlar. Önde gelen isimlerdir. Şimdi Bahçeli Evler katliamında adı geçen Abdullah Çatlı sıradan biri mi? Hayır değil, ülkücü hareketin liderlerinden biri. İkinci başkan. Reis. Tabii ikinci başkan. İkinci başkan ve muhtemelen ülkü ocaklarının, yani ülkücü gençlerin istihbarat örgütlerinin kontrolüne girmesinde de aracılık eden birisi. Kesinlikle. Sıradan birisi hiç değil. O bakımdan öyle tetikçi diye küçümsememek gerekiyor. Ama burada tetikçi bir torbacı. Yani silahı kullanan bir torbacı. Ve dava örtbas edilmeye çalışılıyor. Nedeni şu hocam. Bunlarla sınırladılar. Kişisel bir olay gibi. Esas hakkındaki mütalaa bu. Sinan Ateş'le Doğukan Çep denilen o torbacı çetenin reisi arasında bir kişisel husumet var. Doğukan Çep bunu azmettirmiş. Aslında öldür dememiş. Yaralı ayaklarına ateş et, yarala demiş güya. Ama yere düşmüş, başına isabet etmiş falan. Ya, biz öldürmedik de diyorlar. Yersen. Savcı, hayır savcı da bunu kabul etmiyor. Savcı da bunu kabul etmedi. Yemediler zaten ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyorlar ve muhtemelen de verecekler. Çünkü kriminal rapor açık. Kendi silahından çıkan, o kayıp silahtan çıkan mermilerle, aynı silahtan çıkan mermilerle öldürülmüş. Ama bir örtbas etme girişimi var. Nedir bu? Siyasi bağlantılarını ve azmettiricilerini, gerçek azmettiricilerini gizlemek. Arkadaki siyasal güçle bu cinayet arasındaki bağlantıyı koparmak. MHP burada haklı hocam böyle bir liste vermekte. Eğer mahkeme kararında bunun MHP'li bir takım yöneticiler, ülke ocaklarının bir takım yöneticileri eğer bu işin içinde değilse, bu adi bir cinayet ise MHP haklı bizi şikayet etmekte. Mahkeme kararı çıkacak çünkü. Bu mahkeme kararında MHP, Doğukan Çep, işte tetikçi kişi, işte Eray neydi soyadı? Özyağcı, Eray Özyağcı ve diğerleri mahkum edilecek ama MHP haklanacak. İddianamenin mantığı, kurgusu bunu hedefliyor. MHP haklandığı zaman MHP diyor ki bunları çağırın, MHP ile derdiniz ne diye sorun. Yani davanın akışına son derece uygun bir dilekçe bu. Fakat mahkeme bunu reddetmiş. Mahkeme artık bu kadar da işin şirazeden çıkmasına bence razı olmamış. Evet. Mahkeme de bal gibi durumu biliyor çünkü. Mahkeme reddetmiş. Doğru da bir karar vermiş diye düşünüyorum. Ama olay budur. MHP böyle bir yaklaşım. Bir tutarlılık var yani. İddianameyle, davanın görülme biçimiyle MHP'nin verdiği bu dilekçe arasında bir tutarlılık var. Buyurun hocam. Evet, çok doğru tabii. Yani şunu söylüyor Merdan Bey. Şunu söylüyor. Diyor ki iktidarın koltuk değneği olan MHP hem bu davayı gören